Ben sözü şimdi son seansın sahibi Açeli'ye bırakıyorum ekibimizden. Konu aslında web test otomasyon geliştirmelerindeki hızınızı bir developer kütüphanesi ile nasıl artırırsınız adında bir seansımız var. Açeli'ye müsaitsen sana sözü bırakabilirim. Tabii hemen ekranı alıyorum. Gelmiştir sanırım ekranım. Sesini... Şu an görüyorsunuz değil mi? Evet, görünüyor. Tamam. Herkese merhabalar arkadaşlar. Günün son sunumunu ben yapacağım. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere bahsedeceğim konu BDD Helper ile yani Capybara Cucumber kütüphaneleri ve Ruby dili kullanarak geliştirdiğimiz test kütüphanemiz ile nasıl daha hızlı web test otomasyonu yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Kendimden kısaca bahsedecek olursam ben Açelya Gül. Yaklaşık 2 yıldır yazılım test otomasyonu sektör alanındayım. Ve son 1 yıldır Clojure'dayım. Bu süreç zarfında da özellikle Ruby dilinde ve Cucumber, Capybara, Selenium kütüphaneleriyle çalıştım. Günün konularına bir bakalım isterseniz. Öncelikle Behavior Driven Development nedir, ne değildir? Bunu inceleyeceğiz. Ardından BDD yaklaşımının en popüler frameworklerinden biri olan Cucumber Framework'üne değineceğiz. Sonrasında da BDD yaklaşımının artı ve eksilerini inceleyeceğiz. Sonra asıl konumuz BDD Helper'e geçiş yapacağız. Burada da genel detaylarını anlattıktan sonra bir de demo yapmak istiyorum sizlerle. Burada da BDD Helper'le nasıl hızlı bir şekilde projemizi, test kodlarımızı yazabiliriz. Ona bakacağız. Ardından da demonun da zaten gösterdiği şekilde neden BDD Helper kullanalım, bize sağladıkları nedir, bunu inceleyeceğiz. Evet, BDD nedir? Aslında biraz önceki seansta da bayağı konuşuldu. Ya da zaten kendiniz de biliyorsunuzdur eminim. Ama ilgilendirdiği için konseptin üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. BDD teknik ve non-teknik ekiplerin bir arada çalıştığı bir yaklaşımdır. Ve ürünü geliştirmeye daha başlamadan tüm paydaşlar bir araya gelir. Ürünün kabul kriterlerini tanımlar, davranışlarını belirler. Ardından yine işbirliğine tabii ki devam edilir. Herkes kendi yoluna gitmeyecek. Bu sefer de test ve geliştirme süreçlerine non-teknik ekiplerin dahil olması hedeflenir. Burada non-teknikten kastım da product owner olabilir, business analyst olabilir. Yani gerçekten proje için önemli, kritik rollerdir onlar da. Yani güçlü bir işbirliğiyle süreç başlatıldı ve devam etti. Dolayısıyla da Agile metodolojiyi destekleyen bir yapıdır. Ve bunun dışında dokümantasyondan ziyade aslında ekipler arasındaki işbirliği daha çok vurgulanıyor. Ve değişime de açık bir yapıdır. Esas aldığı nokta da son kullanıcının davranışlarıdır. Ve aslında BDD günümüzde oldukça da popüler bir yaklaşımdır. Gün geçtikçe daha da hatta popülaritesi artıyor. Bunun da en büyük nedenine bakacak olursak o ortak noktada buluşma, hemfikir olma en çok cezbeden noktası oluyor ve ortak dili konuşma tabii ki. Burada ortak dili konuşma deyince hemen yardımına koşuyor Gherkin sintaksı bildiğinin. Gherkin sintaksı bir plain text language'dir ve teknik background'ı olmayan kişiler tarafından da kolaylıkla anlanacak şekilde tasarlanmıştır. Yani bu sayede günlük konuşma diline yakın testler de yazabiliyoruz. Örneğin bir product owner ya da herhangi bir non-teknik rol arkadaşımız gelip test kodunu okuduğunda çok fazla anlamdıramayabilir. Bu çok doğaldır. Ama feature'dan senaryoları okuyup incelediğinde istenen nedir, beklenen nedir çok rahat bir şekilde algılayabilir. Senaryonun çalıştırıp hata varsa hatanın da hangi step definition'dan kaynaklandığını çok rahat bir şekilde gözlemleyebilir. Dolayısıyla bu şekilde bir projede visibility yaratılıyor, şeffaflık ortaya çıkıyor. Bu da bir avantajdır aslında. Ayrıca Gherkin'le given, when, and, then prefixleri kullanıyoruz. Bu da aslında bağlam yaratmamızı sağlıyor, daha da anlam katıyor. Görseli inceleyecek olursak, gördüğünüz gibi bir feature ismi belirliyoruz. Senaryoların ortak bir isimlendirmesi. Eğer varsa background kullanabiliriz. Ortak başlayan step definition'larımız varsa background tercih edebiliriz. Hatta
iki veya daha fazla background kullanmak istersek de rol yapısını kullanabiliriz. Ardından mesela bu senaryoda about sayfasının kontrolü yapılıyor. Given'ine verilen bir durumumuz var. Yani Chloe yerine gidilmesi verilmiş bir durum. When'le de bir aksiyon alınacak. Company tekstinin üzerine gelindiğinde tekrar bir aksiyonumuz olacak. O nedenle and kullanıyoruz. About linkini tıklatıyoruz. Ve then'de de bir doğrulamaya gideceğiz. Bir sonuca ulaşmamız gerekiyor. Why are we different tekstinin doğrulanmasını yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi çok kısa ve yalın bir hikaye anlatımı söz konusu. Ayrıca gelken değişken veri tipleri gibi tekrarlayan ve parametrik olan stepler de yazmamızı sağlıyor. Evet, Cucumber Framework'e de BDD'nin bir diğer yardımcısı oluyor. Yani ne sağlıyor Cucumber Framework'e? Gelken sintaksını kullanarak BDD yaklaşımı ile testlerimizi daha hızlı, anlamlı bir şekilde yazmamızı sağlayan bir tool'dur. Cucumber aslında hem Java, JavaScript, Ruby, C# gibi dillerde destek sağlıyor. Uygulamamızın uçtan uca testini gerçekleyebiliyoruz Cucumber Framework ile. Bunun için öncelikle projemize gerekli Cucumber kütüphanelerini eklememiz gerekiyor. Sonrasında testlerimizi yazıp çalıştırabiliriz. Peki bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle gerekli olan, başta da bahsettiğim gibi, bir davranış tanımlaması yapılıyor. Örneğin e-ticaret sitelerinden örnek verecek olursak, davranışları ne olabilir? Search yapmak olabilir, PDP'ye gitmek olabilir, sepete ürün eklemek veya satın alım işlemi yapmak gibi davranışlar belirleniyor. Ardından step definition'ları tanımlıyoruz ve testlerimizi çalıştırıyoruz. Bu testler çalıştırılırken tabii geliştirme ile test aynı anda devam ettiği için bir fail alıyoruz öncelikle. Sonrasında kodlarımızı yazıyoruz. Ve geliştirmenin bittiği anda çalıştırdığımızda da testlerimizin geçtiğini görüyoruz. Yani akış bu şekilde ilerliyor. BDD yaklaşımının artı ve eksilerini inceleyelim şimdi de. Aslında artılarından hiçbirine oldukça durduk üzerinde. Diğer bir artısı da adapte edilmesinin kolaylığıydı. Yani katı kurallardan ziyade müşterinin, iç müşterinin memnuniyeti esas alınıyor. Ve sürecin daha yararlı olması adına da gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi mümkündür. Ayrıca dokümantasyonlar eğer azsa veya business'ı bilen kişi hakim değilse, mevcut değilse, o zaman feature dosyalarını rahatlıkla dokümantasyon olarak da kullanabiliriz. Çünkü orada beklenen sonuçlar da mevcuttur. Hatta eski projelerde de dönüp bakabiliriz. Eğer doğru bir syntax'a yazıldıysa. Ayrıca multi-language bir yapıya sahiptir. Ve son kullanıcının, yani müşterinin, iç müşterinin davranışları gerçekten önemlidir bu yaklaşım için. Müşteri gözünden bakıldığından dolayı da kalite aslında arttırılarak iş yapılmış oluyor. Eksileri de var. Tabii ki her şey mükemmel olamaz. BDD yaklaşımının da bazen eksiye çevirecek durumları olabiliyor. Bunlar nelerdir? Örneğin gelken sintaksının doğru kullanılmadığı zamanlar okunabilirlik zorlaşıyor, anlam kayması olabiliyor. Ya da step benzerlikleri. Yani eğer projeyi aynı fonksiyonelitede farklı stepler oluşturularak yazılan bir işte çalışıyorsak, yani bu çok doğaldır aslında. Çünkü ekipte birden fazla kişi çalışıyordur ve bazen yanlışlıkla yapılabilir. Ama bu durumda gerçekten projede oldukça düzensizlik yaratıyor. Ayrıca maintenance süreçleri de gerçekten uzuyor bu yaklaşık, eğer bu şekilde yazılırsa. Ve diğer bir konuda BDD'nin odağının aslında müşteri olduğunu, iç müşteri olduğunu oldukça belirttik. Eğer PO'ya erişim bir şekilde engellenirse, bir şekilde beklenen sonuçlara ulaşamazsak, bu da projenin gelişiminde büyük aksaklıklar yaratacaktır. Veya bir diğer konuda eğer senaryolar yazılırken site formatında belirli kural setlerimiz yoksa bu şekilde yapıldığında yine projede düzensizlikler oluşacak. Yani tam bir ortak noktada buluşulmayacak. Bunun için de belirli kural setleri konulabilir. Bunu örnek verecek olursak verification adımlarında page should contain kullanalım. Veya aksiyon adımlarında click, select gibi yapılar kullanalım denebilir.
ya da proje snake case'de yazılsın denebilir. Bu tarz kurallar aslında projeyi daha iyiye götürecektir. Bir diğer konu da aslında imperatif yaklaşımın benimsendiği durumlar oluyor. Bu tarz durumlarda senaryonun uzunluğu gerçekten başka bir yerde, başka bir senaryoda kullanıldığında yürütülmesini çok zorlaştırıyor. Bu nedenle deklaratif yaklaşım tavsiye ediliyor. Yani bu konuda örnek verecek olursak bir login fonksiyonu üzerinden gidelim. Login'de tek bir adımda yazabiliyoruz. Tek bir step definition ile login fonksiyonu diye yazdığımız deklaratif yaklaşım oluyor. Ama bir de imperatif yaklaşıma bakınca orada öncelikle login sayfasına gidecek. Ardından e-mailini, password'ünü girip login butonuna basacak. Ve login yaptığını doğrulayacak. Yani daha uzun step halinde yazdığımızda tamam, sadece login senaryosu için belki yazılabilir. Ama bunu bir ödeme senaryosunda da biz login'i çağırmalıyız. Ve bu tarz durumda oldukça zorluk yaratacaktır. Ve bu nedenle deklaratif yaklaşım tavsiye edilen yöntem oluyordur. Evet, şimdi asıl konumuz BDD Helper'a geldik. BDD Helper nedir? Öncelikle ondan kısaca bir bahsedeyim tekrardan. Web client otomasyonu için predefined gerçek stepleri ile Cucumber senaryolarının hızlıca yazılmasını sağlayan bir Ruby gemidir BDD Helper. Ve Chloe'ya QA Team tarafından geliştirilmiştir. İlk release'i de 2017 yılında çıkmıştır. Peki neden BDD Helper ortaya çıktı? Buradaki ihtiyaç neydi? Aslında bir önceki sunumda bahsettiğim şu benzer stepler. Bu çıkmasındaki en büyük nedendi. Çünkü projede karmaşıklıklar oluyordu bu sayede. Ve bu durumun çözümü olarak da step definition'ları ortaklaştıralım ve düzenli bir hale getirelim dendi. Ve ortaya BDD Helper çıktı. Ve bu BDD Helper ile bu tarz sorunlar azaldı. Step benzerlikleri sorunu azaldı. Neredeyse ortadan kalktı. Ve adımlar ortaklaştırıp dinamikleştirildi. Daha sonra da public bir kütüphane haline getirildi. Ve şu ana kadar da 9 versiyon release edildi. En son da 11 Ekim'de bir versiyon daha çıkıldı. Şu ana kadar yaklaşık 11.300 indirmesi var. Değişiyor ama yaklaşık o kadardı. Ve BDD Helper ile eğer siz de testlerimizi daha hızlı yazalım derseniz şu gördüğünüz Ruby Games URL'i üzerinden güncel versiyonu indirerek projenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca BDD Helper için bir Slack kanalımız da mevcut. Herhangi bir sorunuz varsa aklınıza takılan BDD Helper ile bu kanal üzerinden bizlerle iletişime doğrudan geçebilirsiniz. Tekrardan hatırlatayım isterseniz bddhelper.slack.com. BDD Helper'ın kurulumu da gerçekten oldukça basittir. Tek bir komut satırıyla çok rahat bir şekilde kurulumu sağlayabiliyoruz. Zaten birazdan göstereceğim. Evet, demoya geldik. Demoya geçmeden önce kısaca bir Ruby Games'ten BDD Helper'ı açıyorum. Buradan homepage'e geldiğimizde BDD Helper'ın GitHub sayfasına yönlendiriliyoruz. Ve buradaki README dosyasını okumanızı aslında tavsiye ediyorum. Çünkü içerisinde BDD Helper ile ilgili bilmemiz gereken temel içerikler mevcut. Onun dışında örnekler de mevcut. Bazı step definition'larda temel kullanabileceğimiz örnekler mevcut. Bunları incelerseniz çok faydalı olacaktır. Bu bazı step definition'ları ben bir de bir proje içerisinde göstermek istiyorum. Demoya başlamadan önce. Mesela click step'lerimizden birkaç tane örnek verecek olursam click buton veya mesela herhangi bir elementin altındaki bir tekste tıklatabiliyoruz. Veya bir elementi, drop-down menüden bir elementi seçebiliyoruz. Veya radio button üzerinden bir seçim işlemi yapabiliyoruz yine aynı şekilde. Şöyle yapalım. Check, uncheck işlemlerini de yine önceden hazırlanmış API'ler sayesinde tek bir komut satırıyla yapabiliyoruz. Onun dışında fill step'leri de mevcut. Pardon, şöyle indireyim. Ekranı kaydırmam gerekti. Gerçekten kullanılacak bir sürü fill step'i de var. BDD Helper'ın sunmuş olduğu.
Bunlardan birkaç tanesine bakacak olursak random bir first name, random bir last name kullanabiliyoruz. Veya browser sitelerinden de refresh yapabiliyoruz. Geriye, ileriye gidebiliyoruz. Veya current URL'e erişebiliyoruz. Key action'lar da mevcut. Enter, down, up işlemlerini yapabiliyoruz ve daha birçok şey. Ve son olarak assumption step'lerinden de birkaç tanesine değinecek olursak, örneğin sayfada belirli elementler var mı, yok mu? Belirli tekstler var mı, yok mu? Kontrol edebiliyoruz. Veya elementin tekstini kontrol edebiliyoruz. Ve daha birçok şey. Şimdi sunum demomuza geçelim. Öncelikle gen file'e geliyorum ve gerekli olan paketi alıyorum hemen. Tek bir komut satırıyla kurulumu gerçekleştireceğim. Bundle install yapıyorum. Evet, bir developer'ın geldiğini zaten gördük şu an. Konfigürasyonunu yapmak istiyorum şimdi de. Öncelikle yukarıya bir dide helper'ı ekliyorum. Ardından bir dide helper için config, gereken config'leri yapacağız. Bir timeout vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki timeout yani elementlerin bulunması için beklediğimiz default bekleme süresi oluyor. Bir de base URL'ini tanımlamamız gerekiyor. Bu base URL'i bugünkü yapacağımız demo sayfası üzerinden göstereceğim. Bir e-ticaret sitesi üzerinden örneklemeler yapacağız. Evet, gerekli olan aslında timeout ve base URL'i verdikten sonra yukarıda da bir dide helper'a ekledikten sonra artık testlerimizi yazabilecek aşamaya geldik. Öncelikle bir feature ismi belirliyorduk. Demo test diyebiliriz şimdilik. Senaryomuzu yazmaya başlayacağız. Senaryo için öncelikle birlikte bir bakalım ne yapacağımıza, ne gerekiyordu ilk başta. Davranış tanımlaması yapmamız gerekiyordu. Bir search box görüyoruz. Bu search box'la ilgili bir senaryo yazabiliriz. Öncelikle davranışlarımızı tanımlayalım. Login ana sayfaya geldik. Burada olumuzu zorlayalım sonrasında ikinci adımda. Ve search box'a bir input girelim. Daha sonra bunu enterlayalım. Ve sayfaya gidildiğini görelim. Gereken input girilen sayfaya gidildiğini doğrulayalım. Okey, bunun için senaryo adımızı giriyoruz. Search for product diyorum. Visit best page dememiz gerekiyor. Ana sayfaya gidiyorum çünkü zaten config'de bunu tanımlamıştım. Bu arada step dosyasına girdiğinizde de tüm step'ler için yorum yapılmış. Ne kullanmanız gerektiği, nasıl kullanmanız gerektiği mevcut durumda. Çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz onları da. Ana sayfaya gittik. Öncelikle bir maximize window yapalım. Ardından bu sayfada olduğumuzu doğrulayacağız. Doğrulama işlemlerini konuştuğumuz gibi then'le yapıyorduk. Verify mesela çıkan VDDR step'lerinden title ile ilgili olanlara yapabiliriz. Verify page title contains mevcut gördüğünüz gibi. Burada page title içeriyor mu ya da page title direkt bu mu gibi iki ayrı step definition'da yazılmış durumda. Biz şu an bunu kullandık. İçeriyor mu diyor. Direkt buradan inspect'ten sayfanın title'ını alalım. Bir kısmını alıyoruz. İçermesi yeterli bizim için şu anki step'te. Okey. Ardından işlemimizi, aksiyonumuzu gerçekleştireceğiz şimdi. Bunun için de öncelikle elementini almam gerekiyor. ID search'müş.
Okey, bunu alabiliriz ve buraya bir input girmemiz gerekiyor. Bununla ilgili hangi stepler var? İnceleyelim. Fill CSS element with, fill direct with olan bir step varmış. Mesela buna da bakalım ne gerekiyor. Name olabilir, ID, placeholder, label text olabilirmiş, doldurulabilir alanımız. O zaman buraya ID'yi yazıyorum. Çünkü biraz önce zaten ID'yi aldık. Search'tu. Buraya pencil olarak yazıyorum. Daha sonra bir tane daha aksiyon almam gerekecek. Yazdım. Şimdi enterlemem ya da klikletmek yapmam gerekecek. Enter steplerimiz de mevcut. Doğrudan bu step'i kullanabilirim. Burada da CSS kullanıyoruz. Bu da yine aynı şekilde belirtilmiş. Daha sonra da bakalım nasıl bir doğrulamayla karşılaşacağız. Sayfada bu içerinin aratıldığını doğrulayabiliriz bununla. O zaman verify steplerinize hemen bir bakalım. Page title contains, tone is display, text is display. Bizim işimizi görebilir şu an için. Okay. Aslında şu ana kadar istediklerimizi gerçekledik. Hızlıca bir çalıştıralım bakalım. Yani gördüğünüz gibi hani önceden tanımlandığı için yazması çok kolay oluyor. Evet. Buraya kadar tamam. Senaryoyu bir tık daha geliştirelim. Bu çok basic oldu. Mesela bunu yeni sekmede açsın. Ve şuradan o sekmeye gitsin. Buraya geldiğini doğrulasın. Sonra bir diğer olay da buradaki yazıyı silsin. Ve 3 yapsın adede. Sonra bunu tekrar enterlasın ve hata mesajı var. Bunu doğrulasın. Şu an beklentimiz bu yönde. Yeni bir sekme açtık gördüğünüz gibi. İlk önce o adımı gerçekleyelim. Bunu given'la verebiliriz. Open a new tab, new window. Hepsi mevcut. Biz yeni bir tab açıyoruz. Ardından bu tab'e geçiş yapacağız tabii ki. Switch to next first step steplerinden son açtığım tab'e geçiş yaptım. Daha sonra da buraya geldiğimi daha sonra bu URL'e gitmem gerekecek. Ve bu URL içinde when kullanabilirim. Bakalım URL steplerimiz, step definition'larımızda neler var. Get current URL, visit URL var. Visit related URL'i de kullanabiliriz. Diğerini seçmişim. Tekrar bakalım. Visit related URL is. Okay. Burada URL'imizi hemen alıyorum. Head'i daha doğrusu. Evet. Head'e geldik. Şunu siliyorum. Buraya geldiğimi doğrulamam gerekecek. Yine then kullanıyorum. Ve yine verify demek istiyorum. Verify step'lerine burada yine bakalım birlikte. Bu sefer değişik bir step kullanalım hatta. Verify CSS element has text diye bir step var mesela. Bunu kullanabiliriz ya da aynen bunu bir deneyelim. Hem değişik bir yöntemi de görmüş oluruz. Hemen bir tekrardan geliyoruz buraya. Burada sayfayı küçültmemin nedeni zoom yapısından dolayı hata veriyor üstte. Hemen geldim. Şurayı doğrulamak istiyorum değil mi? Burada şanslıyız. Base diye bir klasımız da varmış. Çok basit, kolay bir şekilde doğrulayabileceğiz. CSS'i yazdık. Text'i de aldık. Okey. Şimdi de istediğimiz bir sonraki adıma geçelim. Burada işlem yapmak istiyoruz. Öncelikle sildik. Biraz önce hatırlarsanız. Name'i mevcutmuş. ID'si mevcutmuş yine aynı şekilde. Bakalım. Öncelikle silme işlemimi gerçekleştireceğim. Bunu when'le yaparsak daha güzel durabilir. Yine press step'lerimizden delete'i kullanabiliriz. Burada CSS gerekiyordu konuştuğumuz gibi. Öncelikle sildik ve ardından
o alana yeni bir değer girmem gerekecek. O zaman bunu fill ile yapabiliriz. Fill step'lerimiz mevcut yine gördüğünüz gibi. Değeri silip yerine yenisini yazacağız. O yüzden şöyle yapabiliriz. CSS elementimizi biliyoruz zaten. Bunu da 3 diye bir değer ile doldurduk. Sonra Enter tuşuna basmıştık hatırlarsanız. And Enter'layacağız. Okey, bu step kullanacağım. Yine aynı şekilde CSS'imi yazdım. Ve hata mesajını doğrulamaya geldik yine. Text ile doğrulama yapabiliriz. Verify kullanıyoruz yine. Verify text is displayed. Burada da işimizi görecektir. Hatta bir tık daha geliştirelim senaryoyu ve şuradaki add to wish liste de tıklatalım. Bakalım buraya. Linkmiş. Tamam, alıyorum hemen. Link'e tıklıyorum. Şimdi tıkladım. Okey. Hata verdiğini doğruladık. Şimdi neden? Çünkü login veya register değilken ekleyemiyorsun diyor. Bu da güzel bir senaryo oldu. Hemen yazalım. Biraz önce bir linke tıklamıştık. Eğer linke tıklarsak öyle bir sitemiz de var. Click link. Linki de aldım. Daha sonra hata mesajını doğruladığımızı gördük. Verify text is displayed dedik. Ve hata mesajını hemen alıyorum. Evet. Son bir ilerletme daha yapalım senaryoda. Şimdi de email ve password alanlarını dolduralım. Ve sign in diyelim. Aşağıda verilmiş aslında doğruları. Ama sonuçta testçiyiz. Hataları severiz. Farklı bir gözle bakalım. Email ve password'u yanlış girelim. Birini yanlış girsek yetiyor zaten. Hemen yine alıyorum. Email olarak title'ımız var. Fill input, fill step'lerini kullanabilirim burada. Yine fill yazıyorum ve birlikte bakalım neler var. Fill input diye bir step var gördüğünüz gibi. Tam buna girelim ve inceleyelim. Fill input dediğimiz yerde name, id, placeholder ve label text kullanılabilirmiş. Okey. Ardından burası password, email'di. Altında da password kullanacağız. Şunu da alıyorum. İkisine de aynı değeri gireceğim ki yanlış sonuçlansın. Sonra da verify işlemini gerçekleyeceğiz şimdi. Burada gerçekleyelim öncesinde. Yanlış değer girdik ve incorrect capture hatasını bize verdi. Bunu da tekrardan verify olarak gördüğümüz teksti yazarak doğrulama işlemini gerçekleştirdik. Yani gördüğünüz gibi aslında bu step definition'lar hızı çok arttırdı. Önce bir çalıştıralım. Bakalım hata var mı, varsa müdahale edip değiştirebiliriz. Evet, açıldı. Link'e tıkladı. Sign in butonu varmış. Bunu gözden kaçırdık. Hemen sign in butonunu eklemeliyiz. Orada tıklatmadan biz doğrulama yaptık. O nedenle input'u girdikten sonra tabii ki enter, click buton yapabilir. Öyle bir step var mı? Evet, burada. Click butonumuzun adı da sign in'di.
Evet, şu an geçecektir diye düşünüyorum. Ayrıca yani BDD yapısında hani şey diyebilirsiniz, aklınıza gelebilir. Önce çalışsın, sonra konuşayım orayı. Okey. İstenen gibi çalıştı. Şundan bahsetmek istiyordum. Yani mesela CSS elementi doğrudan senaryoda yazmışız. Bu BDD'ye hani onayladığı bir davranış değil diyebilirsiniz. Burada da bazı durumlarda ihtiyaç olduğundan dolayı aslında bu tarz step definition'larda tanımlandı. Çünkü gerekebiliyor. Ama BDD yaklaşımında bunu böyle kullanmak yerine step'ten çağırabilirsiniz. Yani step definition'da step çağırarak da yazabilirsiniz. Şimdi demomuz buraya kadardı. Ben tekrardan sunuma gelmek istiyorum. Evet, şimdi demoyu birlikte yaptığımız için bu soruya siz de artık cevap verebilirsiniz. Neden BDD Helper bizim için iyi bir çözüm oluyor? Çünkü biraz önce gördüğünüz gibi projenize entegre etmemiz çok kolay sürdü. Ve bunun eski bir proje veya yeni bir proje olması bağlamıyor, yani ilgisi yok. Ve step definition'ları birleştirdiği, ortaklaştırdığı ve dinamikleştirdiği için projede düzensizlikler azalacak ve yalınlaşacak. Daha temiz bir dil ortaya çıkacak. Ayrıca hız sağlıyor bize gördüğünüz üzere. Ve bu hızı nasıl sağlıyor? Önceden yazmış olduğu gelken stepleriyle, yani API'leriyle bize bu hızı da sağlıyor. Peki hız ne getiriyor projeye? Hız da maliyet kazancı getiriyor tabii ki. Ve bu da projelerde aslında oldukça önemli bir kriter. Bu nedenle de BDD Helper'ı gerçekten kullanmanızı tavsiye ederiz. Sunumum bu kadardı. Şimdi sorular varsa alabiliriz. Açıl'ya teşekkürler. Rica ederim. Sorular varsa chat'e de yazabilirsiniz arkadaşlar ya da elde kaldırabilirsiniz. Şurada ekran paylaşmayı durdurayım. Bu arada Slack kanalı chat'ten de atabilirim. Şu an aklınıza gelmeyebilir, sonradan sormak istersiniz. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Bir sorumuz var. Açelya. Hazır step ve page tanımlamalarından farklı bir folder mı ekliyor kütüphaneyi? O kısmı kaçırdım sanırım. Farklı bir folder'a mı ekliyor kütüphaneyi? Yani BDD Helper'ın kendi folder'larına ekliyor. Hemen göstereyim orayı da. Hazır açıktayken. Şuradan kütüphanenin içinde direkt step'lerin altında action'larda check step'ler veya choose step, gerekli step definition'lar mevcut. Kütüphaneye ekliyor doğrudan. Bu şekilde. Aslında şey gibi diyebiliriz belki açıklama olarak. Mesela Karate Framework projesinde de mesela stepler predefined bir şekilde tanımlı aslında ve framework'ten geliyor. Burada da tamamen benzer şekilde aslında kütüphanenin içerisinden geliyor. Doğrudan kütüphaneden çekiliyor. Başka var mıydı? Kayıtlarla ilgili bir soru gelmiş. Onlarla ilgili biz mail dönüyor olacağız. Hani hangi platform üzerinden bunu yayınlarız ona karar vermedik açıkçası. Belki YouTube'a da bunları ekliyor olabiliriz o kayıtları. O linkte de bir teşekkür maili atacağız zaten sizlere. Orada onun bilgisini vereceğiz. Aksi bir durum için klavye.com'dan bize ya da başka bir yerden bize ulaşabilirler mi? Burak, onu da belirtelim istersen. Tabii, bizim pinget Chloe adresinde eğer herhangi bir şey olursa zaten oradan da iletişime geçebilirsiniz.
LinkedIn'den zaten bizim profillerimizi de görebilirsiniz. Bazı arkadaşlarla paralel zaten şey yaptık. Bağlantıya da geçtik. Herhangi bir sorunuz olursa ben ya da takımımızdan diğer arkadaşlarımıza da iletişime geçebilirsiniz.